illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Bu Cahes zaten meşhur bir Hicri yılının 200'lerden dünyaya gelmiştir. Cahes Mu'tezile mezhebindedir. Bu Sibeveyhi, ondan sonra Halil bin Ahmet, Es'ami, bu büyük alimlerin olduğu dönemde yaşamıştır. Tabi bu risaleler yazmıştır. Bu risalelerin bir tanesi de Et-Terhib ve Terhib adında yazmıştır. Yani terhib şey etmektir. Söyleyin. Teşvik etmektir. Terhib de korkutmak. Terhib, yani mesela insan ibadet ederken bu iki durum arasında olması gerekir. Şimdi bakalım ne demiştir adam. Ekberallahu tebareke ve teala ennehu khayru dâhilin fitetbiri el khalalu vel fesadu. Allah Teala haber veriyor ki, evet vermiştir daha doğrusu, ennehu khayru dâhilin fitetbiri el khalalu vel fesadu. Allah'ın tedbirinde, Allah'ın takdirinde, tedbirinde fesat ve bozukluk girişli değildir. Hiçbir giriş olmaz yani. Allah'ın koyduğu tedbir yani geçerlidir. Buyurun. Yönetimi diyebilir miyiz? Yönetimi. Yine güzel işte yönetiminde, yani bir fesat ve bir çatlak, bir şey giremez, girişli değildir. Değil mi? Yani koyduğu düzen de olabilir. Ortaya evet, koyduğu düzen de güzeldir. Evet. Mesela bu kainat düzeni, yani herhangi bir sarsıntı, marsıntı falan olmaz. وَلَا جَائِزٌ عِنْدَهُ الْمُجَامَلَةُ وَالْمُحَابَاتُ Ve Allah katında doğru değildir, caiz değildir. الْمُجَامَلَةُ Mücamele, yani böyle yağcılı. Buyurun. Nezaket. Ama nezaket ayrı bir şeydir ha. Nezaket, yani mesela mücamele, yani mesela sen gidiyorsun bile haşa yağcılık falan yapıyorsun, işini yaptırıyorsun. Tamam? Bu olmaz Allah'ın tedbirinde. Vel muhabatu, bir de kayırmacılık. Bu Allah'ın tedbirinde, Allah'ın düzeninde yoktur bu. Niçin? Torpil ve kayırmaca. Torpil diyebilirsin. Çok güzel. Aynen. Neden öyledir? Liye'mele kulle amelin, her çalışan çalışsın. Ve huve ala sıkkati. O yani güven üzerinde, bir güven halinde çalışsın ki bima va'ade ve va'ade. Allah ona söz verdiği ve onu tehdit ettiği şekilde çok güvenerek çalışsın. Çünkü bu nereye razıdır? Cümle haliyedir. Cümle ve bu amile gidiyor. Amile gidiyor. Her çalışan çalışacak. Yani şimdi ben üniversiteye hazırlanıyorum, değil mi? Eğer bilsem ki valla ben ne kadar çalışırsam da burada torpil var, boştu, ben çalışmam boştu. O zaman ben güvenle çalışmıyorum. İşte bu Allah'ın kanununda öyle bir şey yok. Yani güven içerisinde çalışan güven içerisinde çalışıyor. Yani öyle güven ki, yani Allah bana tehdit ettiği ve söz verdiği her şey bu kesindir. Bu güven üzerine çalışıyor ha. Yani bu Allah'ın gitmez mi? Ve huve ala sıkatin, yani Allah kendi yani sözünün üzerine şeydir. Hayır. Bence o değil. Allah güvende değil. Allah'a güven yok ki. Çalışan güvende olacak. Çalışan güvende olacak ki çalışsın. Allah hani mesela bir şey söz veriyor. Mesela Kur'an'da diyor ki böyle olacak. O sözü üzerinedir. Hani Allah'ın vaadidir diyebilir miyiz? Allah'ın vaadidir. Şimdi yani. Mehmet Şah Hocam bak. لِيَعْمَلَ كُلَّ عَامِلٍ Her çalışan çalışsın. Bu halde وَوَ عَلَى سِقَّةٍ بِمَا وَعَدَهُ بِمَا وَعَدَهُ Ona söz verildi وَوَعَدَهُ Onu tehdit etti ya. Tamam. Oturdu mu? Ha. Terapiya burası vaad ve vaiddir. İşte vaad ve vaiddir evet. فَتَعَلَّقَتْ قُلُوبَ الْعِبَادِ Şimdi bir rahmeti var ebedi. Böylece zaten Meşak Hocam bu şeye getiriyor ha. Mesela buraya getiriyor. Ha. O zaman insanların kalbi rağbet ve rehbete bağlanmış oluyor ha. Yani bak hem korku var, hem de ümit var. Hem istek var. Değil mi? Çalışırsam
ben kazanırım. O istekle çalışmasam da bir korku var, bir ceza var, bir mesela tehdit var. İşte yani bu durumda insanların kalpleri rehbet ve rehbete bağlanmış oldu. Fetteredet tedbiru. İşte tedbir yani düzenli oldu. Yani artık iş mıttarı oldu, kıyasi oldu. Yani bu sürekli oldu ha. Sürekli oldu. Tedbir sürekli oldu. Bu düzen şeye konuldu. Ve istikameti siyasetu. Ve siyaset de doğrulandı. O tedbir dediniz mesela kanun, nizam, şey Allah'ın şeysi, kanunu oturdu. Siyaseti, şeysi oturdu. Şimdi belki tam anlatamıyorum da. Oldu mu? Anladınız mı? Yani buradaki siyaseti o yönetim siyasetinden. Allah'ın yönetim siyaseti doğrulandı ve onun tedbiri de ittarada yani kıyasi oldu. Yani mesela sürekli oldu. Düzenli oldu. Yani böyle kesintili falan olmadı yani. Ya ittirat olur ha. Oturdu mu? Ha neden? لِأَنَّ ذَٰلِكَ يُوَنْفِقُ الْفَطْرَةَ Çünkü bu Allah'ın siyaseti, Allah'ın tedbiri, Allah'ın takdiri, Allah'ın kanunu, Allah'ın prensipleri bu fıtrata uygundur zaten. وَيُحَقُّ الْمَسْلِحَةَ Ve bu da yani mesela yararları gerçekleştiren de budur. Çalışan kazanır. Çalışmayan kaybeder. Budur. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan ancak çalıştığına karşı emeğini alabilir. Evet. Sümme ce'ale eksere ta'atihi fîmâ yes'ubu alel nüfusi. Sonra Allah ta'atinin çoğunu, itaat var ya Allah'ın ta'ati, Allah'ın mesela ibadetleri çoğu Allah kılmıştır. Fîmâ yes'ubu alel nüfusi. İnsan nefsinin üzerine zor geldiği çoğu şeyleri öyle kılmıştır Allah. Allah'ın ibadetleri insanların nefsine hoş gelen şeyler değildir. Onların zoruna giden şeylerdir. Yani böyle kolay şeyler değildir. Evet. Ve eksere masiyeti Allah'ın yani böyle masiyetleri Allah'a karşı isyanlar, günahlar çoğu da fîmâ telezze ve teştehî. فِيمَا تَلَزُّ النُّفُوسُ وَتَشْتَيْهِ Yani nefslerinin böyle lezzet aldı, haz aldı ve iştahlı oldukları şeyler genelde bunlar da masiyetlerdir. Yani arzulayıp zevk veren. Yani evet. Arzulayıp zevk, yani nefsin arzulayıp zevk verdiği mesela masiyetlerdir. Değil mi? وَلِذَٰلِكَ Bunun için Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki Hüffetil cennetu bil mekârihi ve nâru bil şehevâti. Cennet istenmeyen, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle dopdoludur. Ve ateş de, cehennem de şehvetlerle doludur. Yani insanın nefsinin çektiği şeylerle doludur. Evet. Yuhbiru İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki ennet tarike ile cenneti cennet yolu muhakkak cennet yolu ihtimalul mekarihi böyle yani hoşlanmayan şeyleri tahammül etmekle doludur. Yolu eyledir. Ve tariku ile nari ateşi ve tariku ile nari ve tariku ile cennet dedim. Yok bir ennet tarike ile cenneti ihtimalul mekarihi cennet yolu yani böyle insanın hoşuna gidilmeyen yani mesela o hoş olmayan şeyleri tahammül etmektir. Yani mesela insan oruç tutuyor değil mi? İnsanın zoruna gidiyor, tahammül ediyor. İşte bu cennet yoludur. Ha insan kalkıp diyelim teheccüd namazı kılıyor. Zor bir iştir değil mi? İnsanın nefsinin zoruna giden bir şeydir ama bu cennetin yoludur. Ha ve tariku ile nari işte ateşin yolu da ittiba'u şehevati. Şehvetleri peşine koşmak, onları takip etmek. Mesela içkidir, kumardır, zinadır vesaire. Yani bu
insanın nefsinin şehvetine tabi olmak da bu da ateş cehennemin yoludur. Evet. فَاِذَا لَمْ Şimdi biz asıl parçamıza geldik. Burası. فَاِذَا لَمْ يَنْقَدِ النَّاسُ لِأَمْرِ خَالَقِهِمْ Bana yardım edersiniz. Eğer insanlar kendi halıklarının emirlerine boyun eğmezlerse bir rahbeti ve rahbeti rahbet ve rahbetle yani ya mesela istek ve korku istek ve korkuyla Allah kendi halıklarının emrine boyun eğmezlerse eğmedikleri zaman o zaman fe'ecezuhum ra'yen görüş bakımından en acizleri ve ehtauhum tedbiren tedbir böyle düzen olarak en hatalı olan ve ejheluhum bi mawaridil umuri ve masadirha ve durumlarının böyle masadir mawarid ne diyelim Emre Şah hocam Türkçesini sen söyle. Mawarid o da kaynak değil mi? Kaynaklar. Kaynak ve tamam masadir kaynaktır. Mawarid masadir. Yani mawarid de kaynak ya da hedef. Yani eşyaların mesela çıkış ve girişlerini mesela bu mevaridil umuri durumların çıkış ve diyelim çıkışları ve kaynakları. Buyurun. Bak onları söylüyor yani. Min emella au zanna au raca. Dur Seydam min değil o mendir. Dur. Dur. Sen acele etme bak şimdi. Yani mevaridil umur yani o şeylerin kaynakları yazıyor. İşte tamam. Yani dünyadaki eşyaların kaynakları, dünyadaki yani mesela durumları en cahili olur. Bir kim? Bak. Fe'acazuhum ra'yen ve ehtauhum tedbiren ve ejheluhum men. O kimdir? O kestir ki. O şahıstır ki. Emelle ümit eder. Ev zanne ya tahmin eder. Ev raca ya ümit eder. Bu zan eder, ümit eder. Eder de ki neyi nasıl zan eder? Ki enne ehaden minel halki mahlukatlardan, insanlardan bir kişi o kişi o ara cümledir. Fevkahu ev dunehu ev min zarayhi. İsterse ondan üstün olsun, isterse ondan daha düşük olsun, isterse onun seviyesinde olsun. Bu kişi zannediyor ki bu kişi yasluhu lehu damiruhu. Onun kalbi ona ıslah oluyor. Ona yarıyor. Yasluhu lehu damiruhu. Bu adamın kalbi ona yarıyor. Bu adamın kalbi ona yarıyor. Bak ben ibarenin özünü söyleyeceğim ama nasıl oturuyor inşallah çıkarırsınız. Yaslahu lehu o mene uyuyor, mene yarıyor. Damiruhu bu ehadin damiri. Yani bu ehadin damiri bu mene onun kalbi ona yarıyor. Ama onun kalbi nasıl ona yarıyor? Şimdi gireceğiz. Vicdanı. Tamam onun vicdanı ona yarıyor. Tamam onun vicdanı nasıl ona yarıyor? Şimdi bitirelim. Ev yasluhu lehu. Ya doğrudur. Yasluhu lehu. Ona doğrudur. Yani bu adama, bu mene doğrudur ki bi hilafi ma debberehu Allahu aleyhi. Ev yasuhu lehu bi hilafi ma debberehu Allahu aleyhi. Veyahut Allah'ın tedbir koyduğu şeylerin tersine bu adam ona doğrultacak. Ev yasuhu. Ev yasuhu ehad lehu bu mene ona doğrultacak. Yani Allah'ın tedbir koyduğu tam tersine bu adam ona koyacak. Yani düzeltecek ne yapacak yani? Allah'ın kanunun tersine ona yapacak. Fima yani beyne hilafı tedbir telafi noktasında kullanmamış mı yani? Bi hilafi bir dakika. Fima beynehu ve beynehu. Fima beynehu fima beynehu bu menin arasında ve beynehum bu insanların arasında. Yani onun ve insanların arasındaki durumları
Allah'ın tersine olacak veyahut bu adamın vicdanı ona yarayacak. Eğer böyle bir insan düşünürse o insanların en cahili, en hatalısı ve en acizidir. Şimdi ben tam nasıl oturuyor ben bilmiyorum ama ibarenin yani üstünü zahiri budur. Siz farklı bir şey diyorsunuz Mehmet Şah hocam, Abdülkerim hocam veyahut. İşte yani diyor ben ey bir insan rahmet ve rahmetam. Yani Allah'ın yaptıkları, yarattığı şeylerde hem rahmet vardı hem rahmet vardı. Eğer bu insan bu şeye teslim olmasa, yani bu mesela onun görüşü de acizdir veya tedbiri de hatalidir. Ve de mesela şeyleri icat etme ve yapma ve çıkarma hepsilerde cehil olur yani. İşte o konudan şey yapıyor yani. Evet. Yani demek ki bir Müslüman Allah'ın rahmet ve rahmet şeysine teslim olacak. Eğer olmasa bu şeyler onun başına gelir. Aslında ben bir arkadaş daha sordum dedi işte yani birisi dese ki bu işte bu adam ben bu günahı yapayım işte bu adam da yapıyor. İşte onun kalbi sana yaramıyor. Ve onun yaptığı seni kurtarmıyor. Dedi manası öyledir ama tam bana oturmuyor ha. Aşağıda da biraz rahmet ve rahmeti açıyor. Açılış yapıyor. Evet. Şimdi bir yani işte kumun fahamkir müsaade var ya yani de bir mesela yaratılanlardan birinin yani mesela kendisinin üstünde altında veya yaşıtlarından biri yani Kur'an'ın içinde diyor ya yani evci tabir yapıyor ya yaşıtlarından biri tamam. Yaratılanlardan biri tamam. O pişdivici mesela yani bu bunların dışında mesela yani birinin vicdanı kendisine yaklaşır veya vicdanı kendisine uygun olur. İşte yani onun ameli seni kurtarmaz gibi. Yani böyle bir şeydir tam yani böyle tam oturmuyor. Yani o ay. Onlar o ara cümledir ya. Yani mesela birisi senin dengin tamam, olabilir. Yani sen, o açıklamıştı ki yani evet. O yaratılanlardan birinin. Yani evet Juan Juan evet Juan hatına kulukandın ki yani fevqa ev duna ev nazairu nazara işte işte yani mesela bir vicdanı kuda yani birinin vicdanı kendisine yakışır veya vicdanı tamam, ben yarın evet ben yarın da öğrenirsem ben size söylerim biz devam edelim evet farrahbetu ve rahbetu asla kulli tedbiri. Her düzenin temeli rahbet ve rahbettir. Yani korku ve ümittir. Ve aleyhime medaru kullu siyasetin. Her siyaset, her düzenin medarı yani ekseni onlar üzerine kurulur. Azumet ev sagoret. İsterse küçük olsun bu siyaset, tedbir, düzen. İsterse büyük olsun. Fec'alhuma misaleke. Sen bunları bir örnek olarak al ki ellezî tehtezibi aleyhi onu takip ettiğin hazu yani ayak izini takip etmek var ya sen bunları kendine takip edeceğin bir örnek olarak kıl ve rukunuke ellezî tesnedu ileyhi ve dayandığın bir direk olsun ve alem bil ki enneke in ehmelte ma vasaftu leke. Eğer sana nitelendirdiğim şeyi eğer ihmal edersen, bil ki اَرَدْتَ تَدْبِيرَكَ لِلْفَسَادِ sen tedbirini ve düzenini bozgunluğa uğratmış olursun. وَاِنْ اَسَرْتَ الرَّاحَةَ وَاتَّكَلْتَ عَلَى خَيْرِكَ فِي الْاَمْرِ eğer sen rahatlığı tercih edersen, yani ibadet mibadet falan gerek yok. Rahatlığı tercih edersen ve ittekelte ala khayrike fil emri sen durumlarda kendi başkalarına dayanırsan ellezî lâ yecûzu fîhî illâ nazaruke bazı durumlar ki senin düşünmen senin bakışın orada senin düşünmen senin bakışından başka doğru değildir. Ha bunu da
eğer başkalarına bırakırsan ve amdayte umureke ala ra'yi medhulin, sen durumlarını da böyle geçirirsen ala ra'yi, öyle bir görüş ki medhulin, medhul yani böyle asıl olmayan, ha yani böyle medhul yani dışarıdan gelen bir görüşe bırakırsan, senin kendi görüşün değil de dışarıdan gelen bir görüşe bırakırsan ve aslin hayli muhkemi, sağlam olmayan bir temele bırakırsan işlerini, raca'a zalike aleyke bi dararil baligi, çok aşırı bir zarar üzerine sana döner. Sana işlerin ağır bir zararla sana döner. لِيَنَّكَ اَعْطَيْتَ عَدُوَّكَ غَايَةَ اَمْنِيَّتِهِ ف۪يكَ, çünkü sen düşmanına son derece sen ümit ona vermiş oluyorsun. Kendine, yani kendinden düşmanına, ki mesela şeytandır, o şeytana sen son derece ona ümit, sana ümit bağlamış oluyor ha. Ümit veriyorsun. Nasıl? Emniyet güvence değil mi? Evet. Emniyet yani güvence şey olan mı? Evet, yani güvence veriyorsun lan. Evet. Ve şifa'e gayzihi minke, ve kendi kinini böyle şifa, yani senden şifa buluyor. Çünkü yani o sana kin tutur, sen de ona şifa veriyorsun. Şifa veriyorsun ha, o kinini senden boşaltmış oluyor yani ya. Evet. وَعْلَمْ بِلْكِ اَنَّ اِجْرَاءَكَ الْاُمُورَ عَلَى طَبِعَتِهَا, sen durumları kendi yani doğasına icra etmek edersen, daha doğrusu وَاِسْتَعْمَالَكَ الْاَشْيَاءَ عَلَى وَجِيَا, sen eşyalarını kullanmasını da aynı yönlerine doğru yaparsan يَجْمَعُ لَكَ اُلْفَةُ الْقُلُوبِ, şimdi kalplerinin ısınması senin üzerine toplanır. فَيُعَامِلُكَ كُلَّ مَنَ عَامَلَكَ بِمَوَدَّةٍ, seninle muamele eden herkes sevgiyle seninle muamele eder. وَهُوَ عَلَى سِقَّةٍ مِنْ بَصَرِكَ, senin bakışından güvende olacak. بِمَوَادِعِ الْاِنْصَافِ, insaf konularından senin bakışlarından güven üzerinde olacak. وَعِلْمِكَ بِمَوَارِدِ الْاُمُورِ, ve durumlarının yani durum konularından da senin bilgine de güvence olacak. Ve ala sıkati min basarike ve ala sıkati min ilmike, ben senin yani böyle durumlar hakkındaki yani durumların konumu hakkındaki senin bilgine de son derece güvende olacak. Ha. Güvenecek yani senin ilmine. Ha. Evet. Ve ilmike bi mevaridil umuri, işte yani tam işlerin nasıl olacağını bileceksin. Ha, o bilmesinde senin bilgine güvenecek yani. Ha. O adam güvenecek yani. Evet. Evet, evet. Bu parçayı da okuyalım mı? Bu kolaydır ya. Meneseli bir halinde bir arkadaş bunu da okuyabilir. Kim bakmışsa okuyabilir. Evet. Kim bakmıştır? Bakmamışsınızdır. He? Memeşe hocam baktınız mı? Memeşe hocam. Ne baktım ben hocam. Baktınız mı? Evet. Yani başka okuyan varsa okuyabilirim. Başka okuyacak olan var mı? Yani vakit varsa ben okuyabilirim. Ya sen biraz okumak istiyorsan. Okumuşsan oku hadi. Seni dinliyorum. Silahın cedidin zidde meridil bilharusya. Yeni silaha karşı Belarusya hastalığı değil mi? Yok, maradın Belarusya. Kan dolaşımı. Maradın Belarusya yani kan dolaşımı ahadul amradi. Yok. Yok, bu maradın Belarusya, bu Belarusya hastalığına karşı yeni bir silah. Evet, yeni bir silah. Belarusya hastalığına karşı yeni bir silah. Evet.
مرض البيلاروسيا أحد الأمراض المنتشرة بشكل واسع في البلاد حارة. Bu sıcak şehirlerde geniş bir şekilde yayıldı. Bu hastalıklardan bir hastalık olan bilharisya hastalığı. Yani bilharisya diyor kan dolaşımıdır. Yani o bilharisya bir hastalık. Bu kan dolaşımında içerisinde yani şimdi mesela enfeksiyon diyorlar ya. Kan dolaşımı içerisinde kanlar damarların içerisine yerleşen bir kurçuktur bu. Ha. Evet, kan dolaşımındaki bir parazittir aslında. Evet. Parazit kurçuk. Ve bi khasetin fil menatikil istivaiyeti. Özellikle de bu tropikal ülkelerde, ekvator ülkelerinde, çevresinde. Ve huve yenteşiru fi vahidin ve seb'ine beleden fil alem. Dünyada yani şehirlerde 71 ülke, yani bu 71 ülkeye yayılmış bu hastalık. Ve yu'ani minhu 300 milyonin min sükanihi. Vatandaştan 300 milyona bulaşmış, uğramış tabii, değil mi? Yani bu memleketlerde, nüfusu, bölgelerde yaşayan bu kadar insanlar vardı. Yani evet, yani nüfusu, bu sakinlerden o 300 milyon kişiye bulaşmış bu hastalık. Yani bu hastalıktan sıkıntı çekiyorlar. Ve yu'ani sıkıntı çekiyorlar. Evet, izgirap duruyorlar. Muzdarip olmuşlar. Evet. Ve dairetül intişaril maradu tettesi'u li teşmile bildanen ekser. Çoğu ülkelerce bu teşmile şimdi ve dairetü intişaril maradi, bu hastalık yayılma alanı tetesiyor. Evet, bu hastalık yayılma alanı, bu kapsamı genişledi, yani bu dairesi genişledi. Evet. Ve a'raduhu tezdadu kutureten yevme ba'de yevmi. Gün be gün tehlikeli derecede artıyor bu hastalık ve arad. Arad olguları, yani ya mesela şeyleri ya. Belirtileri. Olmaları. Arad olma değil mi? Semptom, yani mesela. Semptom, evet. Evet, hastalıkta semptom diyoruz. Olgu aslında, yani böyle. Evet. Liza böylece fakat istukbele liktşafu cedidu lezi hakkathu muhtebiratu şeriketu hakkathu muhtebiratu şerikete bayen fil Almanya bil hamasetin belagatin baligatin baligatin, yani büyük bir hamaset çabaydı, değil mi? Hamaset muhafaza etme çalışmadır yani. Hamaset yani bir yeri muhafaza etmek. Nasıl? Hamas yani bir yeri muhafaza etmektir. Hayır Sedan, hamaset coşkuyla, coşkuyla. Coşkuyla. Coşkuyla karşılandı. Yani Almanya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Ne karşılandı? Bu yani yeni keşfin muhtebiratı, yani yeni keşfin haberi Bayer şirketinde muhtebarat, değil mi? Muhtebirat mı yoksa muhtebarat? Muhtebarat şeydir abi, bu laboratuvar. Evet. Yani bir laboratuvar, o bu Bayer yani şirketi, bu Bayer şirketinin laboratuvarında evet, muhtebirat. Muhtebarat. Bayer şirketinin şeyinde büyük bir coşkuyla karşılandı bu keşif. Hayır. Yani bu gerçekleştirilen, bu Almanya Bayer şirketinin laboratuvarından gerçekleştirilen yeni keşif, yeni keşif ne büyük oldu? Büyük bir coşkuyla karşılandı. Evet. Li'ennehu çünkü yaqta'u silsilete tetavvuri liddudeti elleti tüsebbibu hazet deva. Hazet da. Bu bu da solucan mıydı? Evet evet, da hastalık. Bu hastalık yani
yani o yakta ul silsile tetavvur. Yani bu solucanın evrimini mi? Evet, gelişimini. Gelişme zincirini. Evet, gelişim gelişme zincirini yani evrimini kesiyor. Yani lidu dedi solucan galiba. O solucanlar ki tüsebbibu hada da evet. Elleti tüsebbibu hada hada dai. Yani bu hada tüsebbibu bu hastalığa neden olan. Bu hastalığa neden olan bu kurçukların evrimini kesiyor yani. Yani evet. Bu solucanın evrimini silsiletü liyakta'u yani kesiyor. Çünkü kestiği için bu noktada büyük bir coşkuyla başlanmış. Yani buna şey olarak gelmiş. Hünake sülâsetü enva'i min dûdeti leti tüsebbibu bilharusya. Bu yani bu solucanın üç tane çeşitli, üç tipi var yani solucandan. Elleti tüsebbibu bilharusya yani bu şeye bilharusya hastalığına kan dolaşımındaki parazite sebep olan üç tip solucan vardır. Yenteşirun nev'ul evvelu mina fi şerhil bahril ebyadi mutevassitil ve afriki ve afrikiya. Afrika'da ve bu Akdeniz'in ortasının Akdeniz doğusunda. Nasıl? Akdeniz'in doğusunda. Evet, Akdeniz'in doğusunda. Bu ilk çeşit solucan tipi orada görülüyor. Ve yenteşiru nev'u sani ikinci şeyde ikinci tip solucan da yayılmış bil emrikiyeteyni vusta yani emrikiyeteyni burada galiba kuzey ve güney Amerika'dan ortasında ve güneyinde değil mi? Ama salisu fakat caa minel yabani ama üçüncüsü şeyden gelmiş yani nereden gelmiş minel yabani Japonya'dan gelmiş ve fihi tusibu dudetir kebde ve bu solucan neye sebebiyet veriyor neye yol açıyor yani karaciğere bulaşıyor değil mi karaciğer kebde dudet solucan ve fihi tusibu el kebide. Yani وَرَيْتَيْنِ اَحْيَانًا bazen de akciğere ulaşıyor. وَتُسَبِّبُ فَقْرًا شَدِيدًا بِالدَّمِ ve bu neye sebebiyet veriyor? وَتُسَبِّبُ sebebiyet veriyor فَقْرًا شَدِيدًا بِالدَّمِ kanda şiddetli yetersizliğe mi? Eksiklik. Kansızlığa. Ve sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Ettevvvele yani idrarda kana sebebiyet veriyor. Ve emmen nev'u sani kanlı yani bevle. Evet. Kanlı idrara sebebiyet veriyor. Ve emmen nev'u sani ve yu'zi ve bu üçüncü pardon ikinci çeşit ikinci tip dediğimiz solucan eziyetli ve yu'ezzi bağırsakta eziyete sebebiyet veriyor. Ve yu'ezzil em'a'e ve yusebbibu ishalen şediden ve şiddetli ishala sebep oluyor. Ve kad yusabu maridu bilharusya bisaratani mesaneti ve kad yusabu gene bulaşıyor bu bilharisya hastalığı
hastasına bir seratanin mesanet. Yani bir süre sonra onda mesane kanserine yol açıyor, değil mi? Mesane kurmacıdaki kiskemizi. Evet. Aynı şey. Yani tabii idrarın bulunduğu yere. Torbası değil. Öyle. وقد تؤدي الإصابات الرؤوية إلى اضطرابات قلبية خطيرة وقد تؤدي إلى bak dedik ya تؤدي إلى gene bu تؤدي تؤدي إلى neydi تؤدي إلى yani yol açıyor. Ha yol açıyor. Tamam. İsabet yani şeye isabet ettiğinde. Kabciğere isabet ettiğinde ila idrabatin kalbiyetin hatiretin yani tehlikeli bir kalp çarpıntısına sebebiyet veriyor. Evet. Yol açıyor yani. İnne terken muale cetil bilharusya yüeddi ilel mevti بِنِسْبَةٍ 75 إِلْ 100 وَمِنَ الْأَصَابَةِ مِنَ الْإِصَابَةِ evet. مِنَ الْإِصَابَةِ اِنَّ التَّرْكَ bu yani bilharusya hastalığının tedavisinin terkinde yüeddi gene yol açıyor. Ne yol açıyor? Ölüme. Ölüme yol açıyor. بِنِسْبَةِ 75 nisbeten 75 %75 bimiyet yani %100 %75 ölüme yol açıyor. Minel asabati vakalardan olaylardan. Vakalardan evet. Ve muhalecetü sa'vetil cidda. Ve tabi bu tedavi zordur. Yani çünkü ve evdiyetel müsta'malete sammeten. Yol açıyor tekrar müstehamelete sammeten yani toksit hani enle edviyete müstehamele kullanılan ilaç edviyet deva yani kullanılan ilaç liza kanetin nisbetun nicahi aceleyet mi aceleyet dur li enle edviyete müstehamele sammeten onu söyle he kullanılan ilaç zehirdir zehirlidirler evet liza kanetin nisbetu النجاح في المعالجة في المعالجة يعني بو تتجاوز لا تتجاوز لا تتجاوز يزدوطس yaklaşmıyor yani %30'a yaklaşmıyor tedavi geçmiyor geç. %30'a yaklaşmıyor yaklaşmıyor ne ya geçmiyor yani geçmiyor. Yani bu ölümlerin yani tedavi olarak başarma oranı %30'u %30'a yaklaşmıyor. Yaklaşmıyor, yani geçmiyor. 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 Şimdi yine de ölüyorlar. Bu kanser şeysi olanlar mı gidiyorlar? Mesela bütün saçları dökülüyor. Vücuttaki çok mesela çünkü zehir veriyorlar ya. Evet. Gene başarısızdırlar. Evet. Vel ilacu cedidu yahtulu ecinnete dudeti fil cismi mil insan dun en yusebbibel istimaluhu eyye asarin canibeti. Canibiyeti. Evet. Yani bu her iki yandan her iki Yeni ilaç ve ilaç dedi. Bu yeni ilaç, evet. Bu yeni ilaç öldürüyor. Neyi öldürüyor? Ceninetin dudeti. Yani cenin halindeki solucanı öldürüyor. Fi cismi bedende. Cinne yani o mesela solucanın içinde yeni doğanları yeni evet, olan cenin halinde yani yeni doğmuş şeklinde. İnsan bedeninde fi cismin insani insan bedeninde dune en yusebbibu istimaluhu ayya asarin canibiyetin yani
kullanılan cam değil mi? Evet. Yan etki, herhangi bir yan etkileri kullanımında herhangi bir yan etkileri olmaksızına. He. Asarın canibiyeti. Herhangi bir yan etki olmaksızın istiğmaluhu yusebbibe dunel insan. Yani bak insanın bedeninde bu yeni ilacı kullanıyor. O kurcukları öldürüyor ama onun herhangi bir yan etkileri de kullanımında yoktu. Yan etki vermiyor. Ve ye'melül ulemâhu alimler ümit ediyor. Ba'de hazel iktişafi bu şeyin keşfinden sonra bu ilacın keşfinden sonra en yakda yok olacak alel bil harusya halale senevatin değil mi? Halale senevatin halilete izad Dur orada. Evet. Yani burada bilharusya hastalığı yani az sene süresince yok olacağı söyleniliyor. Yani ümit ediyorlar. Alimler. Evet. Yani bu yeni buluşla ortadan kaldıracağını ümit ediyorlar. Evet. Evet. İza tubi'ati ta'limatu sıhhiyatu lilwiqayati min hadha dar. Evet, bu ilaçla yani bu tedaviyle diyelim bu keşifle tabii sağlık talimatlarına uyulduğu sürece bu az bir süre zarfında az bir sene itibariyle diyor yok olacak bu. Evet, yani bu hastalıktan korumak için sağlıklı talimatlara uyulduğu zaman bu birkaç sene zarfında yok olacaktır. Evet. Esabe kumunda bu kerin kesiyle. Evet.